أنتم اتقوا الله اتقوا الله من يسمعنا أين أنتم أيها الإسلام أيها العرب أين أنتم نحن نذبح. Çaresizliğin çığlığı bu sözler. Halep'in doğusunda muhalifler tamamen yok olmak üzere. Dünya bir an önce harekete geçmezse korkunç sona çok az kaldı. نحن نقتل نحن نجوع ما في عنا أي شيء من أسباب الحياة أين أنتم أنجدونا يا الله يا الله من يسمعنا يجبنا يدركنا يا خلق الله يا أمم والسلام عليكم يا مضربنا وصلنا ما في مجاب الأولاد إنا ضحموا ما في أكل ما في شيء ما في معانا أدوية. Rejim ve destekçilerinin son 28 gündeki saldırılarında 1071 sivil can verdi Halep'in doğusunda. Kentin %99'u Esed'in kontrolüne geçti. Muhalifler ve sivillerin sıkıştığı son bölgeye bombardıman sürüyor. Esed rejimi sivillerin bazı yollardan dışarı çıkmasına izin veriyor. Ancak ailelerin nereye götürüldükleri konusunda belirsizlik var. 6 kilometre karelik alana sıkışıp kalan 100 bin sivil ise korku içinde. أبوس إيديك ونعمل شيء. شوف الناس بالشوارع بحروا القلب. أبوس إيديك ونعمل شيء. الله يخليكم أتحركوا. سووا شيء ينقذنا من اللي نحن فيه. Askerler ve Şii milislerin 4 çocuk ve 9 kadını diri diri yaktığı, 67 erkeği de kurşuna dizdiği iddia edildi. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komiserliğine göre ise rejim güçleri bölgede evlere girerek insanları katlediyor. En az 82 sivil bu şekilde öldürüldü. Aralarında kadınlar ve çocuklar da var. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu UNICEF'e göre ise anne babaları yanlarında olmayan yüzden fazla çocuk ağır saldırı altındaki bir binada mahsur kaldı. Muhalifler rejimin havan saldırısında hedef alınan binanın Meşet semtindeki bir yetimhane olduğunu söyledi. 3 katlı binadaki çocuklar bodruma sığındı. Üstelik aralarında yaralılar da var. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon haberler nedeniyle panik halinde olduğunu söyledi. BM Suriye Özel Temsilcisinin insani işlerden sorumlu yardımcısı Jan Egeland ise milislerin işlediği bu suçlardan Esed ve Rusya sorumlu tutulmalı dedi. Fransa ise sistematik teröre göz yumulamaz açıklaması yaptı. Ancak bu çağrılar sözden öteye gitmiyor. Muhaliflerin karşı karşıya kaldığı büyük insani dramı değiştirmek için harekete geçmek şart. Everyone who can hear me, we are here exposed to a genocide in the besieged city of Aleppo. Türkiye uzun zamandır Halep'teki durumu çözmek için girişimlerde bulunuyor. Çarşamba günü yeni bir uluslararası toplantı yapılacak. Türk yetkililer Rus yetkililerle görüşecek. Muhaliflerin ve sivillerin çıkarılması için insani koridor seçeneği masada olacak. Toplantıda Dışişleri Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan da yetkililer yer alacak.